Hocam öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz Naz Hanım atölyemize. Hoş bulduk, teşekkürler. Sanat ve tarikatın ikinci bölümündeyiz Evet, bugün. geçen bölümünü çekmiştik. Evet, Şimdi ikinci bölümündeyiz. sanatın toplum üzerindeki etkilerini konuşmuştuk en son. Ve bunun tarikat ilişkisi. Hı. Evet, devam ediyorum. Şöyle sıkıntılarımızın bir kısmında şu şekilde değişiyor. Tarikat derken bir öğrenim görmüş bir gruptan mı bahsediyoruz? Veyahut da işte ilahi kitaba dayanan bir gruptan mı bahsediyoruz? Allah'a, peygambere, efendim kaynak edinmiş bir gruptan mı bahsediyoruz? Veyahut hiç eğitimi almamış bir softanın veyahut da işte bir şeyhin hezeyanlarıyla bir büyük bir grubun etkilenmesinden mi bahsediyoruz diye bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamadık veya anlatamadık diye bir konu yoktur. Çok basitçe Kur'an-ı Kerim kime gelmiştir sorusunun cevabında yoldan çıkmış sapıklara uyarıcı bir peygamberle uyarıcı bir kitap gönderilmiştir. Yani toplumun cahil ve sıkıntılı taraflarına bir uyarıcı gönderilmiştir. Hazreti Peygamber ehil bir topluma gelmemiştir. Hazreti Peygamber işte efendim cahillerin ruhuna gelmiştir. O kitap da gelmez zaten. Yani toplum bozuk olmasaydı, bu kadar kötülükler olmasaydı gelmezdi. Kötü bir zamana, kötü insanlara gelmiştir. Etik insanları bağlar mı bu inanç? Etik insanlar, kırmızı ışıkta duran insanı bağlamaz. Medeni, ahlaklı, kültürlü insanları bağlamaz. Bunun yanı sıra bir din var ve karmaşık bir kitabı varmış gibi karmaşıklığı anlatan bir şeyh veya bir tarikat imamı varmış gibi anlatımlarda bulunulmaktadır. Ve şöyle şu kelime çok hazindir. Bu büyük evliyalardan, ülemalardan, şeyhlerden, Fethullahından, cübbelisinden şu laf ederler. Derler ki Kur'an okumak sapıklıktır. Aa, nereden çıkarttınız diye soramıyoruz bile. Yani Kur'an okumak sapıklıktır. Niye? Siz okusanız anlayamazsınız. Size biz anlatmamız lazım. Bunu şundan dolayı söylüyorlar. Tabii ki Kur'an okumak sapıklık olur mu hiç? Çok belagatlı, çok açık bir şekilde insanlara iyi insan olmayı anlatan hikayeler çıkarttığınız zaman, işte Davud'unki Musa'ya, Musa'nın İsa'ya benzeyen bir kitap var elimizde. Hikayesi var. Kitapta bir hikaye var. Ve anlaşılan hiçbir şey yok. Hepsinin özünde 10 emir var. 10 emirin 3'ü Hristiyan'a, biri Yahudi'ye ait, baba oğul kutsal ruh veyahut da Allah'ın cumartesi pazar yatıp uyuduğu gibi. Diğerleri dünyanın ortak İslam dinidir. Yani nedir? Bir yalan söyleme, hırsızlık yapma, çalma, zulmetme, diğer taraftan fitne çıkartma, iftira atma gibi Allah'a ortak koşma, yani başkalarını tanrı edinme, şeyhi, efendim bir büyüğü tanrı edinme gibi söylemler varken bunun tamamen üstünü kapatıp başka şeyler anlatılıyor. Teferruata girerekten işte bugün bakıyoruz ki hedefte kadınlar var, kadınların saçları var, sahildeki kadınlar var, plajdaki kadın var, içki içen var, efendim sevgiyle birbirine yaklaşan var. Bunlar ne yapıyor? Haram diyor, günah diyor. Tövbe ya Rabbi, Allah'ın yerine bakaraktan bunlara hükümler vermektedir. Oysa ki günah sevap işine Allah bakıyor. Cennet cehennem işine Allah bakıyor. İstediğine verir, istediğine vermez. Bunun karşısında tarikatlar bu ülkede tarikat sayılarıyla birlikte cemaatler de bu şekilde. Yani dindar kesimin eğitimli olmadığından dolayı bunun hepsinin toplamında şöyle bir şey çıkıyor ortaya. İnsani ve estetik ve zarafet olan ne varsa hepsinin günah olduğu ortaya çıkıyor. Müzik günah mı? Evet, günah. Öyle söylüyor. Oysa yaratıcı bir kuşu natıyla birlikte yarattı yani. Bülbülün ötmesi işte notasız değildir. Gülün orada durması renk perspektifi dışında bir estetik de değildir. Hepsinde bir sanat vardır. Ama sanat günah mı? Evet, günah. Bak, resim yapmak günah, müzik yapmak günah,
estetik olan, kadınların estetik kıyafeti, zarafetli davranmak hepsi günah. Bak. Bunun yanı sıra içten içe insan dürtüler Avrupa'nın normlarının peşinde koşmaktadır. Orta Doğu'ya bakın nereye doğru kaçıyor? Estetik ve zarafet içinde olan batıya kaçıyor. Batı hiç gördünüz mü? Afganistan'a doğru kaçanı veya Suriye'ye doğru kaçan bir Türk gördünüz mü? Hep batıya doğru kaçıyor. Bu tarikat konusunun ikinci konusunda böyle kapatalım. Sanatın tarikatla ilişkisi bu şekilde. Yani Türkiye'deki bu tarikatların sanata ve zarafete ve insanlığa verdiği zararı bir gün biri çıkıp dur diyene kadar bu zulüm devam edecek. Teşekkür ederiz hocam. Peki ben size son olarak bir şey sormak Tabii istiyorum. Ki. Sizce son zamanlarda genel olarak Müslümanlar ve tarikat üyelerinde gerçekten Müslümanlığı yaşıyorlar mı? Yani şöyle bir laf çıktı toplumda. Eğer siz Müslümansanız biz değiliz diye. Ben de diyorum ki ben sizin inancınızdan değilim. Bakın böyle bir inanç yok. Hazreti Peygamber kendi zamanında dedi ki ben sizin inancınızdan değilim dedi. Ben sizi reddediyorum dedi. Sizin tanrılarınızı da reddediyorum dedi. Bakın bugünkü gibi bir zulüm ve kötü bir zaman vardı. İşte acınası bir zaman vardı. Ve dedi ben sizin dedi inancını reddedim. Ben bu inancı reddediyorum. Yani bu tarikat inancını, ruhbanlık inancını reddediyorum. Beni Allah'a birileri götürmesin. Bir şeyh götürmesin beni Allah'a. Bir adam beni yaratıcıya götürüyorsa demek ki paramı alacak demektir. Çok teşekkür ederim Nazan'ın bu arada. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek üzere.